biz şu anda Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Eshab-ı Kehf mağarasındayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki, müezzinlerin sesinin ulaştığı yer genişliğinde mağfirete erişeceği, kuru yaş ne varsa ona şahitlik edeceğini bildiriyor. Bu hadisi şerif doğrultusunda bizler de Ezan-ı Muhammediye'yi aşk ile okumaya gayret ediyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La Hamdi Köker için izleyici oylamasına dönüyoruz. Evet, Hamdi Köker, hoş geldiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah abi. Allah hamdınızı arttırsın inşallah. Şimdi kıymetli izleyenler, Hamdi Köker'le alakalı olarak elimdeki notlarda Kahramanmaraşlı yazıyor ama sizlerin de gördüğünüz gibi hiç de Kahramanmaraşlı'ya benzemiyor. Zira Kahramanmaraşlı olsa ya da orada yaşıyor olsaydı o güzel yemeklerden istifade eder ve bu kadar zayıf olmazdınız anlamca. Hiç mi yemek yemiyorsun Hamdi abi? Abi yiyoruz da çok yemiyoruz ya. Çok yemiyorsunuz. Evet. Nedir mesela Maraş'ın en ünlü, en sevdiğiniz yemek nedir? Ben Maraş'ın Aşin ilçesinden geldiğim için abi bizim orada Aşin tava var. Afşin tava. Afşin. En meşhur. Afşin. 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 Afşin aslında ama orada Afşin tava derler. Evet. Evet. Çok güzelmiş ya. Ne kadar güzel. Peki 17 yaşındasın. Okuyor musun? Evet abi. Ne okuyorsun? İmam Hatip Lisesi. İmam Hatip Lisesi. Üniversite düşünüyor muyuz? İnşallah. Ne okumak istersin üniversitede? İlahiyat. İlahiyat okumak evet. istiyorsun. Çok güzel. Ali Tel'i dinliyormuşsun genelde boş vakitlerinde. Evet, doğrudur. Seviyorsun Ali Tel'i. Evet. Kur'an-ı Kerim'de özellikle. Eyvallah. Allah razı olsun. Sence güzel bir performans oldu mu? Yani jüri üyelerimiz sence çok olumlu dönüşler yapacaklar mı? İnşallah. İnşallah. Hadi başlayalım o zaman. İsmail Hocam'dan başlayalım mı? Tabii abi. Buyur. İsmail Hocam. Evet. Kardeşimiz çok güzel, delikanlı. Bahtı açık olsun inşallah. Abi. İstikbalin imanlı, izanlı, şuurlu gençlerinden birisi. Tebrik ediyoruz. Hamdi Köker kardeşimizi. Evet. Evet. Pek fazla konuşmanın anlamı yok yani. Heyecanını gördüm. Gayretini gördüm. Tabii dikkat edecek ileride. Çok mesafesi var daha. Çok zamanı var. İnşallah daha iyi okuyacak. Güzel. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ona duam var. Önü açık olsun inşallah. Allah razı olsun. Ömrü uzun olsun. Evet. 95 puan veriyorum. 95 puan. Hamdi. Hamdi sana geçmedi herhalde. 95 puan verdi sana. Geçti de. Geçti de. Oraya geçmedi. Şok oldum bir anda. Beklediğim değilmiş. Şimdi bu Hicaz makamı mıydı okudu Hicaz, Fatih evet. Hocam? Hicaz makamı. Buyurun yorumlarınızı alalım. Yani Hicaz makamının bütün özelliklerini göstermeye çalıştı. Gösterdi. Bazı yerlerde göstermeye çalıştı. Yaşının gereği ben kendisini tebrik ediyorum. Baştan sona çok güzel okudu. 17 yaşında böyle pırıl pırıl bir yavrumuz. Bas karakterli bir sese sahip ama... Tabii ben 23 yaşından sonra sesini... Oturacak o ses daha değil mi da, artık? Daha da tizleri, daha da o güzel nameleri yapacağı kanaatindeyim. Makam cümlelerini biraz daha serileştirirsen, Amir Hocam'ın da özellikle üstünde durduğu hususlardan birisidir. Biraz daha serileştirirsen çok daha güzel olacak. Hayya alessalâh'ta aslında çok güzel gidiyordun. Yani o karar güçlü arasındaki o güzel nameleri yapıyordun ki bir anda bir o muhayyer perdesiydi zannedersem. Yani oraya basma gereği hissettin. Sende de gördüm onu ama yaşının gereği o sesi veremedin. Ne oldu? Düşündüm de. Geldin gittin ama. Yani anlık oluyor. Hiç önemli değil. Güzeldi. Vallahi her şeye rağmen benim hoşuma gitti. 90 puan veriyorum. 90 puan. Tabii.
Şimdi bak şöyle burayı tekrar yapalım. Şimdi sanki izleyiciler bizi izlemiyormuşçasına 90 puan verim de sen de sevin biraz ama yani 90'ı duyunca tamam mı? Fatih Hocam puanınızı alabilir miyiz lütfen? 90 puan veriyorum. Peki çok teşekkür ederiz. 90 puan da Fatih Hoca'dan geldi. Üstadım buyursunlar efendim. Tebrik ediyorum ben de sevgili kardeşimizi. Fatih kardeşim de zaten işaret etti. Başlangıçlarda Hamdi, lafzayı celalleri çok uzatıyoruz. Böyle lafzayı celale hürmeten azametli bir Allahu Ekber, azametli başlangıçlar. Anladım. Böyle olmaz. Allahu Ekber şeklinde böyle mübalağalaştırarak eğer yaparsak ezan-ı Muhammedi'nin azameti, huşuğu ortaya çıkmış olur. Nefesin fevkalade, sesin de güzel. Ve eğer devam eder, bunun peşini bırakmazsan ki İnşallah. Bırakma, daha ileride çok güzel ezan-ı Muhammediler okuma İnşallah. Yeteneğine sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ve ben de 92 puan. 92 puan. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli üstadımıza yorumlarından dolayı. Bence çok güzel puanlar geliyor. Geriye Hadi Hocam kaldı, onun da puanlarını alacağız. Hadi Hocam, buyurun sizi dinliyoruz. Efendim, geçen sene Kahramanmaraş ilimizde değerli il müftümüzün riyasetinde bir ezan kursu tertip etmiştik. Bilmiyorum senin haberin oldu mu? Bizim Rıdvan Bülbül hocamız da oradaydı hocam. Evet, kim hocanız? Rıdvan Bülbül hocam. Rıdvan, evet. İsmini hatırlamaya çalıştım. Şimdi sen hatırlayınca ona da selamlar olsun. Tabii aynı şekilde Maraş merkezinde de çok değerli arkadaşlarımız var. Hatta geçen seneki, değil mi Fatih hocam, finallerde Kahramanmaraş'tan yarışan arkadaşımız herhalde ilk üçe girmişti, derece evet, almıştı. Abdurrahim Yağcı hocam. Evet, Abdurrahim kardeşimiz. Evet, 17 yaşında bir yarışmacıya göre çok rahattı bence. Bence. Yani hiçbir böyle bir heyecan emaresi görmedim kendisinde. İnşallah bu rahatlığı onun gelişimine de yol açacak. Ona da İnşallah. Yol gösterecek. Ve ben ezanını da çok beğendim. Ben de kendisine 95 puan veriyorum. Sağ olun. Daha önce de farklı vesilelerle ekranlarda arz etmiştim. Padişah tebdili kıyafet eyliyor İsmail Hocam. Böyle çıkıyor caddeye, sokağa, tebaamın hali nicedir diye bakmak için. Bir ayakkabıcı çocuk görüyor. Çocuk hem ayakkabı boyuyor hem de yanda böyle notlar alıyor kağıtlara. Merana mucib oluyor, yaklaşıyor. Diyor ki delikanlı, benim pabuçlarımı da parlatır mısın? Tabii efendim diyor çocuk, cin gibi böyle. Hemen çıkarıyor kadifeyi falan sürüyor. Padişah tabii merak ettiği için soruyor. Diyor ki sen ayakkabı boyuyorsun ama o yanda kağıtlara da bir şey yazıyorsun. Nedir bu diyor. Efendim diyor, benim babam sizlere ömür. Ben sabahtan öğleye kadar medresede ilim tedrisatında bulunurum. İlim tahsil ederim. Öğleden akşama kadar da diyor bu işi yaparım. Ödevlerimi de yapıyorum diyor. İşimle beraber ara ara notlar alıyorum falan deyince padişah bundan çok memnun oluyor. Şey bitince ayakkabı boyama işi, böyle elini şöyle kaftanın içine atıyor çaktırmadan. Çocuk da padişah olduğundan bir haber. Tabiri caizse şöyle dana gözü gibi kocaman bir altın çıkarıyor. Al bakalım diyor. Çocuk altını görünce diyor ki olmaz, ben bunu kabul edemem diyor. Niye diyor evladım? Diyor ki bunu ben eve götürürsem bunu anneme izah edemem. Annem der ki çaldın mı çıktı mı? Hangi divane bir ayakkabı parlattın diye sana bu kadar altın verir. Ben diyor bunu anneme izah edemem, altınınız sizde kalsın deyince padişah daha fazla kendisini gizlemenin bir manası olmadığını düşünüp çocuğun kulağına eğilip diyor ki annen sorarsa padişah verdi dersin diyor. Bitmedi, hikaye bitmedi. Hikaye bitmedi. Annen sorarsa diyor, padişah verdi dersin diyor. Çocuk bu sefer diyor ki, yok o zaman annem hayatta inanmaz diyor ya. Niye oğlum diyor. Annem der ki diyor, oğul padişah verse bir tane değil, bir kese verirdi. Seni kandırmışlar derler diyor. Gördüğünüz gibi Hamdi kardeşim de çok etkilendi hikayeden. Hamdi, Allah senden razı olsun canım kardeşim. Ben seni çok sevdim. Bilemiyorum sen de bana böyle pozitif duygular besliyor musun ama. Duygular karşılıklı. Karşılıklı. Ben bir de jüri üyelerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Toplam puanı söylemeden evvel.
O da şundan dolayı, böyle 16-17 yaşında yarışmacılarımız geldiğinde her birinin ne kadar mutlu olduğunu ben gözlerinden okuyorum. Bu hassasiyetlerinden dolayı ben teşekkür ediyorum her birinize. Çok sağ olun. Kaç puan aldığını merak ediyor musun Hamdiciğim? Ediyorum. O zaman söyleyeyim, seni daha fazla merakta bırakmayayım. 372 puan aldın. Tabii daha izleyicilerimizin oylarını bilmiyoruz. Onu final kısmında öğreneceğiz. İnşallah. İnşallah. Onlar da hayırlı puanlar vermişlerdir, güzel puanlar. İnşallah. Seni tanıdığıma çok sevindim. Biz de. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.